Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, ben Yasin. Arkadaşlar bugün güzel bir fuara geldik, teknoloji fuarına. Şu an girişteyim, başındayım. Size her yeri gezdireceğim. Bayağı bir şeyler var. Ben bir önden bir gezme yaptım. Hani ne var ne yok gibisinden. Şimdi gezmeye başlıyoruz abi. Dostlar videoya geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bakın burada Tepsi Burada'nın bir standı var abi. Burada dümenden takılıyorlar. Burada Monster var. Oyun oynayabiliyorsun galiba. Bir bakalım. Turnuva mı açıyorlar lan? Burada bir şeyler var dostlar. Samsung'un standı var burada. Bitcoin'in standı var burada. Burada bir tane yarışma var galiba, anlamadım. Burada Zore diye bir marka var. Bayağı bir şey var yani burada. Ben hatta kılıflara bakalım abi. Hakikaten iyi kılıfları varmış. Az power var. Elektrikli şarj istasyonu sanırsam. Şöyle araç için elektrikli şarj istasyonu standı var burada. Bu da güzel. Burada e-garanti diye bir şey var. Onu anlamadım da. Onun dışında burada bir şeyler var. Ne bu? Kapılar anahtarsız açın. Diyor. Vallahi bunu bir dinleyelim ya. Yani bayağı bir stand var. Burada da TOG var arkadaşlar. Böyle TOG'a da bir bakalım abi, değil mi? Işıkları yakmışlar. TOG güzel araba tabi. Biniliyor mu içine? Bir binelim. Boşsa bineyim yani. Dostlar TOG'u görüyorsun abi. Önüne de oturacağım. Birazdan yer geldi. Arkaya şimdi oturmayayım. Çanta manta var arkamda. Çok güzel araba arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Babamı aldırmaya çalışıyorum ama vatandaş almıyor. Burada lastik şey var. Hepsine gideceğiz. Şimdi şu ön koltuklar boşalırsa oraya oturmayı düşünüyorum. Ya boşal. Nereden? Arkadan mı geçiyoruz sırasına? Bakın burada. Bunlar ne lan? Yarış arabası var şurada. Vay. Güzel. Güzelmiş ya. Bakalım bir. Önüne bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi TOG'un içindeyiz abi. Şöyle bayağı fosur fosur klimayı açmışlar. Biraz bakalım, inceleyelim. Şöyle görüyorsunuz dostlar bayağı. Evet dostlar, şimdi inceliyoruz abi şöyle. Kimyonu buldu mu bu fiyatı? Evet arkadaşlar, şimdi TOG'u da inceleyelim. Biraz sessiz bir inceleme oldu. Bagajına bakalım. Elektrikli mi var? Tamamdır. Çekilmediler. Çarpacak. Bagajı kapanmasın. Bagajı bayağı geniş. Elektrik şarj şeyleri. Otomatik mi bu? Ha, elle çekme. Şekilde kapatalım arkadaşlar. Çok güzel yani, bu bayağı iyi. Bu neymiş şimdi? Yani güzel, evet. Şimdi TOG incelememizi bitirelim arkadaşlar. Bunun sonuna gelelim.
Daha inceleyecek birçok şey var çünkü. Şöyle bayağı bir şey var inceleyecek. Şöyle son bir önden görünüm alayım. Nereye gidelim abi? Şuraya gidelim bak. Burada da standları koymuşlar. Skuterler var. Çocuk arabası mı? Burada bir şey daha var. Burada da büyük ihtimal bu 50-100 kilometreye falan çıkıyordur bu skuter. Segway standıymış. Ha yazıyor zaten. Max kaça çıkıyor? 25 kilometre diyorlar. Allah Allah, ilginç. Ha, bu stand da böyle güzel. Ha, DJI'nin standı var arkadaşlar. Bir de oraya gidelim. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Daha gezecek çok yer var. Şöyle ortamını da göstereyim. İyi bir yerdeyiz yani hakikaten. Dümen falan diye bunları uçurabiliyoruz mu? Aksiyon kameraları da var burada. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğer yasak bir bölge değilse böyle bir... Şey, ekranları açılıyor mu? Evet, ekranları var. Bakayım şarjı var mı? Tamamdır. Dokunmatik mi peki bunun ekranı? Anladım. Güzel ya, burada yaka mikrofonları var. DJI'ın. Ya şu kafalar dönüyor abi. Bakın bayağı iyi yani burada. Yaka mikrofonları var. Güzel ya. Bunlar şarjlı galiba. Bu şey değil mi? Ne kamerasıydı? Büyük kameraya bakalım arkadaşlar. Burada büyük bir kamera var, umarım gözüküyorumdur. Şöyle bir bakalım. Veya kamera ile birlikte farkları o biraz daha kamera neymiş lan, burada ekranı yok. Dronlar var arkadaşlar, bunlar açılıyor mu acaba? Neyse, çalışır malışır da. Burada bir şey yapmışlar ama tam belli değil. Bu stand da böyle. Yani her yeri gezeceğim, bakıyorum. Ben de inceliyorum sizlerle beraber. Daha Shift-Net 2000'den kimseyi göremedim. Konuşma yapılıyor hatta bir yerde. Oraya da gelirsek oraya da bakarız. Bakalım ya, şu anlık geziyoruz. Aa, bu ne? Havelsan mı? Aa, Havelsan'ın standı var da roket maket bir şey yok arkadaşlar. Çantayı bir tam takabilirsem. Tamam, burası güzel. Dümenden her şey var burada. Gel gör incele gibisinden yapmışlar. Yaka mikrofonları vardı. Kameralar beni etkiledi. Kameralar güzeldi. Umarım sesim çıkıyordur. Yine. Yine ben. What's up? Sponsorlar yazıyor burada. Burada da bir şeyler var. Her yerde bir şey var ya. Ne diyor? Kar mekan. Konuşmalar yapılıyor. Şimdi oraya gireceğim. Seminer mi? Konuşma mı artık? Bir şeyler yapılıyor. Şimdi oraya gireceğiz. Bunu uzaktan göstereyim. Şurada da bir şeyler var dostlar. Her yer komple dolu. Sony'nin kameraları varmış. Bakalım abi. Dışarıda da arabalar var. Şöyle bir bakalım abi kameralara. Lensler falan da var. Güzel.
Şimdi lan F1 arabası getirmişler arkadaşlar. Oha, VR deneyim yapabiliyorsun lan. Vay canına. Bayağı iyiymiş lan. Bayağı sırası var ama. Yani birçok deneyim merkezi mevcut. Bugün bitiyor tabii. Ben pazar günü geldim. Bu videoyu büyükler bayağı 2 hafta sonra falan izleyeceksiniz. Yani anca öyle atabilirim. Bu haftanın videosunu attık çünkü. Bunu da 2 hafta sonra incelersiniz. O arabalar var şurada. Ne ayak? Ooo, motosiklet falan da var lan. Geçen gitmemişim standa. Motosiklet standa, burada bakalım. Ne var ne yok. Evet arkadaşlar, elektrikli mopedler bunlar abi. Güzelmiş lan bunlar da. Yani bayağı iyi. Güzel ya motosiklet, beğendim. Bayağı geniş bir seliğe sahip. Bunların tabi silenserin bataryası sökülüp götürülebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir güzelliği var bunun. Araba da var, arabaya da bineceğim. Bu bayağı en küçüğü. Bunlar bayağı heybetli. Şimdi otursak bir şey olur mu acaba? Düşer müşer de başımıza kalır. Işıkları var. Kapanır ışık mı? Bu anlamadım ama. Bayağı iyi. Bakın araba var mesela. Bu araba bayağı iyiymiş lan. Biniliyor mu bunlara? O kadar arkamda. Ha, buna binilmiyor lan. Evet, şuna binelim. Nasıl bineceğim buna? Bir ton çantam var, şeyim var. Bir dakika. Arkadaşlar bu araba güzelmiş aslında. Bu köy yerinde falan gider. Şehirde de gider de. Çantayı şöyle bir koyalım. Binelim bakalım. Hadi bismillah. Oo, bu ne lan? İyiymiş abi. Arkadaşlar. Ananın çalışıyor lan. Bu ne oğlum? Aynı go-kart arabası gibi. Süremiyoruz bunları. Arkadaşlar bayağı iyi bu arada. Bildiğin go-kart arabası olur ya, bak pedallar da yerde. Keşke bir sürüş yeri olsa, on bu alınır ha. Vallahi yani bu ekonomiyi alınabilecek bir araba. Ay ananı satayım. Camı nasıl açılıyor? Camı da böyle açılıyor. Hiç yok. Yani iyi abi, oturuyorsun ha. Arkadaşlar pozisyonu ben size şöyle göstereceğim. Böyle bakın şöyle. Umarım gözüküyordur. Güzel. Korna çalışmıyor. Çok güzel bir araba. Ben bunu çok sevdim. Birazdan şuna da bineceğim. En sevdiğim stand bu oldu diyebilirim. Yani kimse de yok. Yani arabanın içine akşama kadar otururum. Ama bunların ekranları açık değil. TOG'un her şeyi açıktı da. Start stop'a bassam çalışır mı acaba? Başımıza bela almayalım da. Aa, el freni var lan. Vay anasını, el freni var. Güzel ya, bu araba bayağı iyi. Ferah da arkadaşlar. Bu arada yani tavana kafanız cidden çarpmıyor. Tavanı da açılıyor lan. Bu nasıl oluyor? Siktir. Bozacağız da neyse. Güzel ya, bayağı sevdim arkadaşlar. Kol dayaması yok ama şurada kol dayama olabilirmiş. Onun dışında kliması mı var lan? Bu ne? Şu ekrandan yönetiliyor büyük ihtimal. Bu arabayı almak isterdim. Güzel bir araba ya. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Aşırı beğendim. Aynası var mı? Aynı yok. Işığımız var. Yani çok güzel bir araba. Şu öbürüne de bineceğim. Çantamla bakın bayağı yüklerle geldim bugün. Abi burası çok güzel ya. Oğlum bu arabadan hiç inesim gelmiyor ha. Banko şunu şöyle süreceğim. Bakın ayak pedalları gözüküyor mu? İnşallah gözüküyordur. Abi bunları test sürüşü falan yok mu ya? Hakkı Alkan Bey. Yani Hakkı Bey bir test sürüşü olsaymış çok güzel olurmuş bunlar. Yani ehliyetim yok ama sürmesini biliyorum. Şükür, kapıya bak. Bayağı iyi. Çok güzel. Aşırı beğendim. Şuna binilmiyor mu acaba? Ona da binmek istedim ama bakacağım. Yani bu güzel, tatlış bir araba.
Çok beğendim arkadaşlar bu arada arabayı. Beni test etme. Sürebiliyoruz mu bunları? Ama ehliyet ister, ehliyet de yok. Ve acaba bu A1'le falan sürülüyor mu? Motosiklet gibi bir şey. Güzel bu arada ya. Böyle. Şuna binmek istiyorum arkadaşlar da bunu. Bu ne abi? Çok güzel. Bu araba mükemmel bu arada. Aşırı beğendim. Oha bu ne lan? Kargo alanı var. Aslında motosikletin. Oturalım bakalım. Yani bayağı iyi bu arada. Geniş açım yok ama tek kişilik. Bu arkaya kargo falan koyuyorsun galiba. Ha, pozisyonu da bu şekilde. Yani şurası pek rahat değil gibi ama USB'si var oğlum. Bunun elektriği kendine yetiyor mu ki? Bir de telefona koyacağım. Güzel ama ya, bakalım. Şuna bir bakalım abi. Bu açılmıyor mu ya? Bunu kilitlemişler. Neyse şuna bir binelim. Motora bir baksak mı? Çok güzel motorlar var. Arkadaşlar bayağı iyi. Bakın size kendimi şöyle göstereyim. Yani güzel. Motor çok beğendim. Elektrikli tabi bunlar. %100 elektrik. Tamam şimdi şu arabaya bir geçelim. Hazır göstermişken burada da şarj istasyonu var kendisinden. Bunun arka tasarımı da iyiymiş. Yo. %92 şarjı var. Açık mı acaba? Bakalım vatandaş şey yapsın. Biz geçeceğiz içine. Buna da inceleyeceğiz. Burada başka bir araba diyor ama bu burada yok ya sanırsam. Evet şimdi buna da biniyoruz. Şunu bir şuraya koyabilirsem. Koltuk geri gitmiyor mu ya? Oo, bu daha da güzelmiş lan. Vay ananı da. Koltuk nasıl bir şey ya? Heh. Oğlum ona nasıl bindiler lan? Oo, kornalar çalınıyormuş. Dörtlü açıldı. Arabayı R'ye almışlar. Boşta dursun da kaymasın. Bunun el freni nerede? Allah Allah. Bu baya iyi. İşte bastam çalışır bu arada. Şöyle bir kapağımızı çekelim. Kapıyı da bak böyle ha. Oha bagajı falan var. Bu araba çok iyi lan. Yani görüş mesafende yeterli bu arada. Şöyle gidersin arkadaşlar baksana. Yani kliması falan bir şey şu an çalışmıyor. USB voltu var. Kamera bir şey koymuşlar. Bu araba çok sevdim bunu. Bu da güzel yani bayağı iyi hatta. Bu öbüründen iyi tabi. Ortada ekranı var. Bu biraz ama bu biraz ferah değil gibi geldi yani. Tavan açısından. Bakın şöyle ışıklarımız var. Şarjı da vardı az önce burada. Yazıyordu ama. Bunun el frenini çözemedim arkadaşlar. Yani. Kadın ona da bindi ya. Onu açıyorlar galiba. Güzel araba ya. Ben sevdim vallahi mükemmel. Arkadaşlar bu arabayı açtırmak gerekiyor şu abi. Oldu daha da iyi ya. Bunu kilitliyor ben nedense. Yani onu anlamadım. Kapısı da çok ince. Vurmasın da. Bunun da bir içine binelim arkadaşlar değil mi? Kokuları. Oha çok güzel kokuyor lan kokuları. Sığabileceğiz mi? Bakalım. Tabi arabalar biraz minik. Öbürü çok geniş ama ben bayağı sevdim arabaları. Bileyim abi. Koltuk nasıl lan? Kadın üstüme kilitledi arabayı. Ha bu araba da ferah. Güzel. Ananı. Şu an hiçbir şey çalışmıyor. Aa bakın buraya falan. Bunda ekran tek şu var. Yani üçünden birini tercih edeseniz şunu tercih ederdim arkadaşlar.
Şunu alırdım, o daha güzel gibi. Komut. Ama bassam çalışır bu arada. Star stop'una süreriz de hatta da. Çok büyük laf ederler. Ya bir kolçak yok ama tabi. Yani biraz çok hafif bir eksik, şu ortada bir kolçak olsa elimizi koyardık. Şu daha geniş ama o bayağı geniş. Ona birazdan bir daha bineceğim. Sinyal versek görür mü? Vermedi. Yani bayağı iyi bu araba. Yani direksiyon tabi airbag mairbag yok galiba bu arabalarda. Ya o biraz bir eksi olabilir. Bu ne? Oo, gözlük kılıfı. Gaz pedalını şöyle biraz ortaya koymuşlar hocam. Böyle güzel ya. Bayağı güzel. Bu arabaları sürmek isterdim bu arada. Camı nereden açılıyor lan? Evet, cam açmasını bulamadım. Ha, bayağı iyi araba tabii. Yani gerçekten aşırı beğendim. Sağlık efendim, çok teşekkürler. Kitaplama platformu ve Kader. Çok kıymetli bir STK. Cenk abiyle beraber saat 14'te burada olacak. Ben de koltukta olup izleyeceğim. Arkadaşlar tam da şey bittiğinde, konuşma bittiğinde geldim abi. İşte zamanı ayarlayamadık. Güzel ama arka halkanı falan gördüm. Bir de yanlış bilmiyorsam CNN Türk'te bir sunucu vardı. Başak Şengül, bir de o vardı galiba. Ya onun dışında öyle, onları gördük. Saat 2'de bir daha varmış. Saat bir 14 dakika sonra bir daha var. Bakalım. Gideceğim oraya da uzun uzun dinlemem. Dümenden takılırım, öyle dinlerim hafiften. Evet dostlar, şimdi ben bir yemek molasına gidiyorum abi. Karnım acıktı, bir yemek yemem lazım. Yemek yiyeceğim inşallah, çıkıyorum. Şimdi bir yemek yiyeceğiz abi. Boş yer bulursak şurada oturup. Onun üstüne fuarda bu kadar yani. Çok kalabalık, başka bir yalan yok. Konuşmaları dinleriz. Zaten gezdik gezeceğimizi de. Ben bakacağım, boş masa bulmaya çalışırım. O öyle görüşürüz yani. Devam edecek videomuz. Sürdürülebilir stratejik rekabet avantajı. Bu çok önemli. Yani bir işiniz var. Ve bunu, yani bir fikriniz var, bir iş planınız var. Ama burada sürdürülebilir olarak bunu bir rekabet avantajı haline getirebilir misiniz? Çünkü neden? Siz bir alana giriyorsunuz. Siz o alana girip başarılı olmaya, ses çıkartmaya başlayınca o alanda olan diğer firmalar hızlı bir şekilde tepki ve reaksiyon verecekler. O reaksiyon sırasında siz bir anda daha ilk reaksiyonu, mesela nedir? Siz öyle bir iş planı yaptınız ki maliyetleri düşürdünüz bir iş kolunda. Dolayısıyla fiyatı düşürdünüz. Fiyat unsuruyla piyasaya girdiniz. Çok daha büyük bir şirket var, bir holdingin şirketi var. O holdingin şirketi de bir süre sonra fiyatı düşürebilir. Dostlar, videomuzun sonuna gelmişim. Bakıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşça kalın.